Evet, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve değerli heyetini adamızda, ülkemizde ve özellikle de bakanlığımızda ağırlıyor olmanın bize verdiği mutluluğu ifade ederek sözlerime başlayayım. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz Sayın. Evet, Kıbrıs konusunun uluslararası arenadaki güncelliğini tekrar gündeme getirilen bir dönemde bu ziyaretin gerçekleşiyor olması hem anlamlı hem de bizlere güç veren, moral veren bir ziyaret olmuştur. Tabii ki bu coğrafyada bir ulusal dava savunulması gerçekleşmektedir. Ulusal davada Türkiye ile Kıbrıs Türk'ü birdir, beraberdir. Türkiye'nin çıkarları başka bir noktada, Kıbrıs Türk'ünün çıkarları başka bir noktada görüşüne hiçbir zaman inanmamış insanlar olarak ve Türk ulusunun kopmaz parçası olan Kıbrıs Türk'ü olarak bu ulusal davada geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de ana vatanımızla adım adım beraber hareket ederek buralara geldik. Şu anda da Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açan Türk tarafı olarak uluslararası platformlarda yerimizi aldık. 53 yılın boşa harcandığı, aldatmaca bir toplumlar arası görüşmeler süreciyle başarısızlığın kanıtlandığı bakış açısından ders çıkararak, aynı şeyleri tekrarlayarak farklı netice beklemenin boşuna bir gayret olduğu düşüncesiyle Kıbrıs konusunda anlamlı sayılabilecek, netice alması olası olabilecek müzakerelerin gerçekleşmesi için önce tarafların uluslararası statülerinin eşitlenmesi gereğine vurgu yaparak yeni bir rota çizmiş bulunuyoruz. Bu anlamda dediğim gibi ulusal dava savunuculuğu Mavi Vatan'da da söz konusu, Kıbrıs Adası'nda da söz konusu. Kıbrıs Adası Türk ulusunun Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarının korunması noktasında kilit bir konudur. Son derece haklı olduğumuz bir konuyu savunuyoruz. Kimsenin hakkında gözümüz yok ama bizim haklarımızı ihlal etmek istenmeye karşı da bir dik duruş sergileyerek onurlu bir mücadele verdik, vermeye devam ediyoruz. Ana vatanımızla birlikte ana vatanımıza sonsuz şükranlarımızı bir kez daha ifade ederek Sayın CHP heyetine ve genel başkana bir kez daha adamıza, ülkemize, bakanlığımıza hoş geldiniz diyerek sözü devretmek istiyorum. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Dikkatle dinledim. Yeni bir sayfa açtığınızdan söz ettiniz. 53 yıldır kimsenin burnu kanamadı. 53 yıldır biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmesini hep bekledik ve arzu ettik. Ama yapılan çalışmalar bir sonuç vermedi. Şimdi bağımsız bir devlet olarak dünyada yerini almak istiyorum. Sizlere her türlü desteği vermek bizim de görevimiz. Tamam. Kıbrıs olayını Türkiye'de bir parti olayı olarak görmüyor. Milli bir dava olarak görüyoruz. Çünkü sonuçta Kıbrıs'ın kendi bölgesinde güçlenmesi, bağımsız ve hür bir devlet olarak ortaya çıkması, demokrasisini geliştirmesi, dünyanın diğer ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmesi bizim en büyük arzumuzdur. Bu konuda sizin atacağınız her adım sadece sizin için değil, bizim için de çok önemlidir. Doğu Akdeniz'de sizin haklarınız var, bizim de haklarımız var. Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nda Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almaması bizim için de
son derece sıkıcı bir olaydır. Ama bunları aşacağız. Kararlılıkla, inançla aşacağız. Eğer 50 yıldır, 53 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra kimsenin burnu karamamışsa, herhangi bir çatışma ortamı olmamışsa, artık dünyanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak tanıma zamanı gelmiş demektir. Bu konuda yapacağınız her çabaya biz destek vereceğiz. Sağ olun. Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.